eğitimi, evet, örgün eğitim sistemini inşallah 3 yaşında başlatacağız. Böylece temel eğitim sürecini o okul öncesi 3 yaşından başlattığımız 3 yıl artı 4 artı 5 artı 3 olarak yeniden yapılandıracağız. Bazı aileler eğer 3 yaşında çocuklarının okula gitmesi konusunda tereddütleri varsa, ya daha çok küçük, biraz daha evde dursun, yanında dursun diyorlarsa, hay hay, diyeceğimiz bir şey yok. Ama onlara da o gitmedikleri, çocuklarını göndermedikleri sistemde neler olduğu konusunda iyi bilgi vermemiz gerekecek. Gerekirse internetten o sisteme ulaşmalarının önünü açık tutmamız gerekecek. Yani oralarda özellikle o 3 yaşta 4 yaşta zorlayıcı bir bakış açımız olmayacak. Ama biz doğrusunun bu olduğuna inanıyoruz. O 3 yaşındaki çocukların böyle adeta sünger gibi hemen her şeyi emmeye hazır olduğu çağda bazı fırsatları kaçırmadan becerilerini geliştirmelerinin eğitim sistemi açısından daha doğru ve daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama o yaşlarda dediğim gibi 3-4 yaşlarında zorlama yok. Biz okul öncesi eğitimin işte bu ilk 2 yılını isteğe bağlı ama o son 1 yılını, yani şu anda ana sınıfı dediğimiz yılı da zorunlu yapmak istiyoruz. İlk 3 yıl böyle. Ardından da 12 yıllık eğitim 4 artı 5 artı 3 olarak devam edecek. Bunun hepsinin rasyonelitesi, niye böyle olduğu hepsi var. Mustafa Bey dediğim gibi biraz sonra detaylarını sizlerle paylaşacak. Peki bu eğitim sisteminin temel amacı sınav mı olacak şimdiki gibi? Şu anda her an öğrenciler önünde sınav var değil mi? Bütün sistem sınava geçmek, sınava geçmek, sınava geçmek. Hayır, böyle olmayacak. Çocuklarımızın gerçek yaşamdan, üretimden ve yaratıcılıktan kopmasına izin vermeyeceğiz. Biz değerli arkadaşlar insan yetiştireceğiz, insan. Robot değil. Çocuklarımızın analiz, sentez ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek zorundayız. Çocukların temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, etik değerleri içselleştirmelerini küçük yaşlarda sağlayacak bir bakış açısıyla eğitime bakmak zorundayız.